Merhaba, 9 Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı tanıtımına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ana bilim dalımız hakkında genel bilgiler vereceğiz. Daha detaylı bilgiler edinmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Haydi başlayalım. Ana bilim dalımız Profesör Doktor Leman Tarhan hocamız tarafından 2009 yılında kurulmuştur. İlk önce yüksek lisans programı ile başlayan eğitimlerimizi 2013 yılında doktora ve ardından bütünleşik doktora programlarımız takip etmiştir. Ana bilim dalımızın misyonu üniversite, endüstri, sağlık, tarım, orman, gıda sektörleri ve çevre gibi pek çok alanda çalışabilecek, gelişmelere ve yeniliklere açık, analitik düşünme becerisine sahip, sorgulayan ve araştıran, etik değerleri benimsemiş biyoteknoloji uzmanlarının yetiştirilmesidir. 9 Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı'nın vizyonu ise uluslararası düzeyde bilgi üreten ve sürekli gelişen, dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip ederek araştırmalar yapabilen biyoteknoloji uzmanlarının yetiştirilmesiyle ülkemizdeki Ar-Ge çalışmalarına hız kazandırarak üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine ve biyoteknoloji tabanlı pazar payının artmasına katkı sağlayarak ülkemizin bilimsel ve ekonomik gelişimine öncülük eden bir birim olmayı hedeflemesidir. Ana bilim dalımızda yer alan öğretim üyeleri hem yurt içi hem yurt dışındaki farklı üniversiteler ve kurumlar ile geliştirdikleri projeler kapsamında yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz görevler almakta ve deneyimler elde etmektedirler. Ana bilim dalımızda halen yansıda bulunan konu başlıklarına yönelik uzmanlıkların kazanılması hedeflenmektedir. Bunlar antibiyotik ve enzim üretimi, etanol üretiminin ön planda olduğu mikrobiyal ve enzim teknoloji, atıklardan biyohidrojen üretimi, yakıt olarak kullanılabilecek biyoetanol ve biyobütanol üretimi, atıkların biyo dönüşümünde katı ve sıvı faz fermentasyon teknolojileri, özgün yaklaşımlar gerektiren atık suların biyolojik arıtımı, mikro kirleticiler ve endokrin bozucu kimyasalların özgün ve mikroorganizmalarla arıtımı, alt biyoteknolojisi ve nutrient giderimi, fotobiyoreaktör sistemlerinde nutrient giderimi konularında ön planda olduğu çevre biyoteknolojisi, deniz makroalgelerinin endüstriyel ve tıbbi uygulamalarına yönelik deniz biyoteknolojisi, biyosensörler, polimerik absorbansların sentezlerinin yer aldığı biyopolimerler, tekstilde biyoteknoloji uygulamaları ve biyoteknoloji eğitimi ana bilim dalımızda yürütülmekte olan araştırma alanlarındandır. Şimdi öğrencilerimize biraz bilgiler verelim. Eğer biyokimya, biyoteknoloji, biyomühendislik, biyoloji, biyoloji öğretmenliği, çevre mühendisliği, eczacılık bölümleri, gıda mühendisliği, kimya, kimya öğretmenliği, kimya mühendisliği, moleküler biyoloji, moleküler biyoloji ve biyoteknoloji, tekstil mühendisliği ve ziraat mühendisliğinin tarımsal biyoteknoloji bölümlerinden mezunsanız ve yansıda yer alan puanlara sahipseniz yüksek lisans programımıza başvurabilirsiniz. Biyoteknoloji, biyokimya, biyomühendislik, kimya ve biyoloji alanlarında yüksek lisans unvanlarına sahipseniz ve belirtilen koşulları sağlıyorsanız yine doktora programımıza başvurabilirsiniz. Eğer lisans not ortalamanız uygunsa ve enstitümüzce belirlenen diğer bazı özel şartları sağlıyorsanız, lisans eğitiminizi takiben doğrudan bütünleşik doktora programımıza başvurabilirsiniz. Yılda iki kez lisans üstü kontenjanları ilan edilmektedir. Bunun için 9 Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasını kontrol ediniz. 9 Eylül Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı multidisipliner bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle programımız halen 9 Eylül Üniversitesi'nde değişik bölümlerin katkılarıyla yürütülmektedir. Programımıza katkı veren bölümler kimya bölümü, biyokimya anabilim dalı, çevre mühendisliği, tekstil mühendisliği, Buca Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği ve Torbalı Meslek Yüksekokulu'dur. Bu yansıda söz edilen programlarda yer alan laboratuvarların genel olarak isimleri görülmektedir. Ancak her bir laboratuvar içerisinde biyoteknoloji alanında güncel araştırmaları gerçekleştirilebilecek donanımda cihazlar hazır olarak bulunmaktadır.
9 Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Lisansüstü programlarından mezun öğrencilerimiz eğitimleri sırasında edindikleri donanımlar sayesinde endüstri, çevre, enerji ve sağlık gibi sektörlerde çalışma imkanı bulabilmektedirler. Bu yansıda programımızda yer alan öğretim üyelerini görmektesiniz. Videonun ilerleyen kısımlarında her bir hocamızın çalışma alanları tanıtılacaktır. 9 Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji programımız hakkında detaylı bilgiler bulabileceğiniz web adreslerini görmektesiniz. Programlarımız hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak isterseniz iletişim kısmında yer alan telefon ve e-maillerden bizlere ulaşabilirsiniz. Sizleri biyoteknoloji ailesinde görmekten mutluluk duyarız. Şimdi programımızda yer alan hocalarımızın çalışma alanlarını tanıyalım. Doktora unvanını 9 Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı'nda 2005 yılında alan Profesör Doktor Hülya Ayar Kayalı'nın ovaryum, kolon kanseri ve nadir hastalıklarda erken teşhise yönelik özel biyo belirteçleri belirlemeye, sinyal yolakları ve kanser hücrelerinden salınan eksozomların alınım yolları ve hedef hücrelerdeki karsinojenez mekanizmasının etkisine yönelik çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar ışığında over ve kolon kanserinin tanımı ve tedavisi alanında ilerlenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda hedeflenen tedaviye yönelik moleküllerin sentezi, hastalıklar ve kanser için optimize edilmiş teşhis kitlerinin geliştirilmesi ve sentezlenen biyolojik ilaçların tam karakterizasyonu üzerinde çalışmaları da gerçekleştirmektedir. Profesör Doktor Şenol Alpat, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimyagerlik alanından mezun olup doktora ve doçentlik alanı biyokimyadır. Profesör Doktor Şenol Alpat, biyosensörler ve biyoaktif peptitler üzerine çalışmaktadır. Geliştirilen nano biyosensörler ile nörotransmitterlerin ve kanser biyobelirteçlerinin tayini gerçekleştirilmektedir. Biyosensörlerin analizinde elektrokimyasal ve electrochemical impedance spektroskopik yöntemler kullanılmaktadır. 2012 yılında 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kimya Öğretmenliği programında doktora eğitimini tamamlamış olup, halen 9 Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları, kimya ve fen eğitimi, fen bilimlerinde probleme dayalı öğrenme, işbirlikli öğrenme, laboratuvar destekli öğrenme gibi aktif öğrenme yöntemleri, bilimsel araştırma teknikleri, araştırma etiğiyle, eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yöneliktir. Doktor öğretim üyesi Yıldızay Ayyıldız'ın bu alanlarla ilgili bazı araştırma makalelerini ekranda görmektesiniz. Bu makalelerine ve diğer güncel araştırma alanlarına web sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca ekranda belirtilen elektronik posta adresinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Doktora unvanını 9 Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı'nda 2005 yılında alan Profesör Doktor Levent Çavaş, yayılımcı deniz algleri ve endüstriyel kullanımları, anti-fouling biyosit ve biyo boyalar ve bioinformatik alanında çalışmalar sürdürmektedir. Frontiers in Microbiology ve Cells gibi dergilerde araştırma makaleleri bulunan Profesör Doktor Levent Çavaş'ın daha detaylı bilgiler edinebileceğiniz web sayfası linki ve e-posta adresi yansıda görülmektedir. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı'ndan 2001 yılında doktor unvanını alan Profesör Doktor Nalan Demir'in araştırma konuları insan plazmasından ve çevresel örneklerden toksik bileşiklerin uzaklaştırılması, polimerik biyospesifik sorbentlerin hazırlanması ve enzim protein gibi biyomoleküllerin saflaştırma ve izolasyonlarda kullanımı, farklı boyut ve şekillerde polimerlerin tasarımı ve yüzey özelliklerinin karakterizasyonu, biyoteknolojik uygulamalar için çeşitli metotlarla yüzeylerinin modifikasyonu hocamızın araştırma alanlarındandır. Profesör Doktor İlgi Karapınar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünde lisans derecesini tamamladıktan sonra akademik hayatına 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde devam ederek yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürütmüştür.
Bilimsel çalışmaları, klasik yöntemlerle arıtılması zor olan atık suların özel mikroorganizma türleri ve yenilikçi arıtma teknolojileri ile arıtılması üzerine yoğunlaşmıştır. Araştırma çalışmalarına yeni bir alan olarak atıklardan kitin gibi ekonomik değeri olan biyomateryallerin sentezlemesini de ayrıca eklemiştir. Biyolojik parçalanması zor olan mikro kirleticiler ve canlı hormon sistemini tehdit eden endokrin bozucu kimyasalların biyolojik arıtım için proses geliştirme, optimizasyon, parçalanma ürünlerinin tespit edilmesi ve biyodegradasyon yol izi belirlenmek üzere araştırmalara odaklanmaktadır. Profesör Doktor İlgi Karapınar, Çevre Mühendisliği bölümünde endüstriye ölçüm hizmeti veren atık su laboratuvarının sorumlusudur. Bilimsel çalışmalarını GC, HPLC, GC-MS-MS, LC-MS-MS gibi yüksek teknoloji cihazları ile donatılmış olan ve kurulumunda yer aldığı biyolojik prosesler ve endüstriyel hizmet laboratuvarında yürütmektedir. Yüzün üzerinde ulusal ve uluslararası dergi ve bilimsel toplantı yayına 3000'in üzerinde atıf almış ve H-Index değeri 25'tir. Doktora unvanını 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı'ndan 2009 tarihinde alan doçent doktor Serpil Özmıkçı, post doktora çalışmalarını Manitoba Üniversitesi Biyomühendislik bölümünde 2013 yılında tamamlatmıştır. Halen 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır. Çevre Biyoteknolojisi başlığı altında çalışmalarını yürüten hocamız, biyolojik yöntemler ile yenilenebilir enerji üretimi, inovatif yöntemler ile atık su ve atık giderimi ve değerli ürün oluşumu üzerinde yoğun araştırmalar sürdürmektedir. Profesör Doktor Razibe Öztürk Ürek, 2003 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün biyokimya bölümünde doktor eğitimini tamamlamıştır. 2012 yılından itibaren 9 Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı'nda profesör olarak görev yapmaktadır. Araştırma konuları, mikrobiyal katı hal fermantasyon uygulamaları, mikroalgal ve mikrobiyal enzim metabolit üretimi, enzim izolasyonu, saflaştırılması ve karakterizasyonu, hücre immobilizasyonu, hücre kültürü ve antineoplastik ajanlardır. Bu araştırma konularına yönelik güncel makalelerini yansıda görmektesiniz. 2020 yılında basılan yayınları katı hal fermantasyonuyla enzimlerin üretilmesi, saflaştırılması ve karakterizasyonuyla ilgiliyken diğer çalışma mikroalgal biyoteknolojiye yöneliktir. Profesör Doktor Raziye Öztürk Ürek'e her zaman burada belirttiği e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Profesör Doktor Meriç Sarıışık 9 Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği alanında tamamlamıştır. Araştırma konuları tekstil terbiyesi, enzim teknolojisinin tekstil uygulamaları ve fonksiyonel tekstillerdir. Son 20 yıldır tekstil materyallerine fonksiyonel özellik kazandırmakta kullanılan nano ve mikro kapsülasyon teknolojisi ve nano kaplama yöntemlerinden biri olan layer by layer teknolojisine yönelik çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca tıbbi tekstiller alanında da aromaterapotik, antibakteriyel, antifungal tekstil materyalleri, yara örtüleri üzerine de ulusal uluslararası projeleri, patentleri ve makaleleri mevcuttur. Çok disiplinli araştırmaları gerektiren bu konularda fizik, kimya, biyoloji bölümlerinden, tıp ve eczacılık fakültelerinden uzmanlarla birlikte çalışmalarını yürütmektedir. Sunuda öğretim üyesi ve araştırma grubunun 2020 yılına ait son birkaç makalesi görülmektedir. Diğer makale, bildiri ve projeleri için ekteki web sayfasını ziyaret edebilir, mail adresinden ilgili öğretim üyesine ulaşabilirsiniz. Doktora unvanını 9 Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı'nda 1992 yılında tamamlayan Profesör Doktor Delia Terasa Sponza'nın araştırma konuları, toksik atıkların arıtılması, anaerobik ve aerobik arıtma, mikro kirleticilerin, pahların aratılması, toksisite ve giderilmesi, biofuel oluşumu, sonikasyon, nanoteknolojik olarak toksik atıkların giderilmesidir. İletişim adresleri yansıda görülmektedir.